Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu HK Radyo'dan herkese merhaba. Ben Okan Ulufer. Bir kampüs kılavuzu programıyla daha siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. Malum Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak tercih ve tanıtım günlerimiz devam ediyor. Ee, biz de HK Radyo olarak bu süreçte öğrencilerimize destek olmak için her gün bir dekanımızı, Meslek Yüksek Okulu Müdürümüzü, Enstitü Müdürümüzü e, üniversite adaylarıyla buluşturuyoruz. Merak edilen soruları soruyoruz. Bu bağlamda bugün e, üniversitemizin rektör vekili Profesör Doktor Hanife Aslan'la birlikteyiz. E, Hanife Hocam programımıza hoş geldiniz. E, i̇sterseniz önce sizi bir kısaca tanıyalım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, ben Profesör Doktor Hanife Aslan. E, mesleğim iktisat, e, iktisat bölümü başkanıyım. E, aynı zamanda 4 aydan beri rektör vekilliği yapıyorum. Fakat e, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki geçmişim e, 11. yılında. Başından beri üniversitemizin kuruluşuna yardım etmeye, hizmet etmeye çalıştım. Hala buradayız, devam ediyoruz. Üniversitemizi ilerilere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. E, ben daha önce Uludağ Üniversitesi'nde çalışıyordum. 10 yıl önce e, emekli olarak buraya geldim ve hala burada devam ediyorum. Ee, pek hocam size birkaç sorum olacak Öncelikle şunu sormak istiyorum ee, pandemi sürecinde üniversitemiz açısından nasıl geçti neler yaptık ve nasıl hazırlandık Evet Mart'ın başında e, ülkemize de yaklaştığında yavaş yavaş girmeye başladığında Hatta e, 23 Mart'tan önceki hafta e, üniversitenin e, tatil edildiğini biliyoruz e, kaçına tekabül ediyor 17'sinde galiba ee, üniversiteler bir hafta tatil edildi. Biz e, hazırlıklarımıza o tatil haftasında başladık. Öncelikle uzaktan verebileceğimiz dersleri belirledik. E, bunu e, ben o zaman rektör vekili değildim. E, rektörlüğe ilettik. Rektörlük de YÖK'e iletti. Ve 23 Mart'ta bir hafta sonra e, bu bu sürede e, teknolojik altyapımızı, uzaktan öğretim altyapımızı ...hazırladık, kapasitesini artırdık ve 23 Mart itibariyle çok büyük üniversitelerle birlikte uzaktan öğretime başladık. Sonra bildiğiniz gibi bahar yarı yılını uzaktan öğretimle tamamladık. Sınavlarımızı, bütün sınavlarımızı uzaktan öğretim yöntemiyle öğrencilerimize ödevler, projeler vererek tamamladık kazasız belasız. Ama şu tekrar vurgulamak istiyorum. Bizim hemen e, uzaktan öğretimin bütün Türkiye'de başladığı gün e, bizim de başlamamız son derece önemli vurgulamamız gerekiyor. Buna e, her türlü duruma acil duruma hazır olduğumuzu gördük bununla bunun için çok mutluyuz. Peki hocam malum şu anda da tercih dönemi devam ediyor. 14 Ağustos'a kadar da Hasan Kalyoncu Üniversitesi tercihlerine devam edecek. Peki hocam bu tercih döneminde aday öğrencilerimiz ve velilere bu süreci nasıl geçirdiğimizi, yeni dönem için neler yaptığımızı ve nasıl hazırlandığımızı anlatabilir misiniz? Bahar yarı yılının sınavları tamamlandı. Şu anda yaz okulu devam ediyor. E, Eylül'ün ilk haftasının sonu itibariyle yaz okulu da tamamlanmış olacak. Tabii bu arada e, e, rektörlük olarak ve bütün akademik ve idari birimlerimiz olarak yeni döneme hazırlandık. Yeni dönemde açılacak olan bütün bölümlerde açılacak olan derslerimiz belirlendi. E, bunları kimlerin verecekleri belirlendi. Ayrıca şöyle bir e, senatomuzda YÖK'ün de verdiği izinle, yetkiyle... Derslerimizin %15'ini veya en fazla yirmisini uzaktan verecek şekilde planladık. Böyle bir prensip kararı aldık. Yani her şey normal giderse, yani pandemi süreci, salgın süreci sona erse bile biz artık bundan sonra değişen dünyada dünyanın gerektirmesi nedeniyle derslerimizin %15'ini, yirmisini uzaktan vereceğiz. Geri, geriye kalanları yüz yüze vereceğiz. Bunun, bunun bütün hazırlıklarını yaptık. Ama tabii ki bunun da yetinmedik. Her ihtimale karşı okulların açılmaması ihtimaline karşı derslerimizin yüzde kırkını, yüzde altmışını hatta yüzde yüzünü uzaktan vermek için de hazır durumdayız. Yani online sistem de şu an hazır mı hocam eğer ki okullar açılmasa bir durum olursa? Tabii ki biz zaten bütün Türkiye'de uzaktan öğretimin başladığı gün bu sisteme dahil olan bir üniversiteyiz. Şu anda daha da hazırız. Yaz boyunca hem akademik olarak hem uzaktan öğretim konusunda kendimizi daha iyi hazırladık. Şu anda teknik altyapımız daha da güçlendiriliyor. Daha önce güçlendirilmişti, şimdi daha da güçlendiriyoruz. Ee, tabii ki normal dönemde yapılacak uzaktan öğretim, acil dönemde yaptığımız, bahar yarı yılında yaptığımız uzaktan öğretimden çok daha kaliteli olmak zorunda. Biz buna buna da kendimizi hazırladık. Bahar yarı yılında yaptığımızdan daha kaliteli bir şekilde bütün hazırlıklarımız tamam. Her türlü planımız hazır. A planı, B planı, C planı her her halükarda hazır olacağız. Peki hocam, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ne gibi ayrıcalıklarınız, ne gibi farklılıklarınız var? Bize bunlardan da kısaca bir bahseder misiniz? Hasan Kalyoncu Üniversitesi kuruluşundan beri yenilikçi, ee, teknolojiyi e, ön planda tutan, araştırmaya önem veren e, tabii bu arada kaliteli eğitimi ön planda tutan ara, araştırmacı yenilikçi bir üniversite. Ee, dolayısıyla biz e, bu vizyonumuzu devam ettiriyoruz. Yani e, vizyonumuzu gerçekleştireceğimiz zaman geldiğinde biz e, uluslararası çok kaliteli eğitim veren alanlarında sahip olduğu bölümlerde akademik birimlerde çok iyi eğitim veren ve yine çok iyi araştırmaların yapıldığı, bu araştırmaların sonuçlarının toplumla, iş dünyasıyla paylaşıldığı ve topluma karşı olan sosyal sorumluluklarımızı çok kapsamlı bir şekilde yerine getirdiğimiz bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bir kere birinci olarak vurgulamamız gereken şey bu. Ayrıca biz çok fazla öğrenci sayımızı artırıp çok fazla para kazanmak, çok fazla gelir elde etmek peşinde değiliz. Bu nedenle öğrenci sayımızı çok e, mütevazi bir şekilde artırıyoruz. E, bunun yerine daha çok derinleşmeye önem veriyoruz. E, bizim 27 tane, e, 27 adet e, lisans, e, ön lisans ve lisans programımız varken buna karşılık e, 44 adet, bunun iki katı kadar neredeyse. Lisansüstü programımız var yani yüksek lisans ve doktora programımız var. Biz yüksek lisans ve doktora programlarıyla araştırmada, proje yapmada ön plana çıkmak istiyoruz. Bu alanda derinleşmek istiyoruz. Çünkü bir üniversitenin ana fonksiyonlarından bir tanesi de eğitim öğretimden sonra araştırmadır. Bununla da kalmayacağız. Teşkilatlanmamızı ve yapılanmamızı buna göre hazırladık. Biraz önce de belirttiğim gibi. Bu lisansüstü programlarda ve araştırma merkezlerimizde yapılan araştırmaların toplumla paylaşılması, iş dünyasıyla paylaştırılması ile ilgili bütün hazırlıklarımızda tamam. Ee, bizim e, ayrıca e, Hasan Kalyoncu e, İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisimiz var. Bu ofisimiz e, projeler yoluyla, patentler ve faydalı modeller yoluyla iş dünyasıyla işbirliği kurduğumuz bir köprü durumunda. Tabii sadece bu değil ama bu en önemli. Köprümüz burada e, projeler gerçekleştiriliyor. İş dünyasıyla ortak programlar yapılıyor, eğitimler yapılıyor. Patentler alınıp onlarla birlikte bunların e, bunlarla ilgili şirketler kuruluyor. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz şirket kurmaya teşvik ediliyor. Organize sanayi bölgesinde e, bu bölgenin başkanlığıyla birlikte ortak olduğumuz, onlarla ortak olduğumuz bir şirket kurduk. Ve bu şirket bir teknopark inşa ediyor. Şu anda e, kaba, e, kaba inşaatı bitti ve yavaş yavaş e, kiracılarımız e, yani arge firmaları burada yerini almaya başlayacaklar. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Burada e, yenilikçi e, firmalar arge e, çalışmalarıyla yeni buluşlar yapacak, patentler alacak firmalar çalışacak. E, tabii ki Sanayi Bakanlığıyla ile da e, işbirliği içinde bunları yürütüyoruz. Ee, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, lisansüstü öğrencilerimiz, e, bunlarla çok sıkı bir işbirliği içinde olacak ve böylece üniversite iş dünyası işbirliği en sıkı bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Ayrıca bizim e, İstanbul'da bulunan birkaç üniversitemizle birlikte işte e, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi. ...bunlarla bir şirket kurduk... ...bu şirket aynı zamanda Amerika'da... ...Silikon Vadisi'nde bir şirket kurdu... ...orada bir kuluçka merkezi oluşturduk... ...Türkiye'den yatırımcılarımızı... ...iş fikirleri olan... ...buluşları olan yatırımcılarımızı... ...oraya götürüp... ...orada yatırımcılarla... ...bunlara yatırım yapı, yapacak olan... ...fon sahipleriyle buluşturuyoruz... ...böyle bir fonksiyon görüyoruz... ...gördüğünüz gibi... Yani, ...görüldüğü gibi biz iş dünyasıyla çok sıkı bir şekilde bizim şeylerimiz bizi diğer üniversitelerden veya bizim bir özelliğimiz olarak öne öne çıkan özelliğimiz bu. Ayrıca işte biraz sonra belki sorarsınız fakültelerimiz, bölümlerimiz hakkında. Eğitim öğretimde de en iyi olmaya çalışıyoruz. Bu soru geldiğinde bunlarla ilgili şeyleri de konuları da anlatırız. E, hocam iş imkanları demişken şu anda tam tercih dönemindeyiz. Birçok öğrencinin ve velinin kafasında yazacağı bölümle ilgili e, şu soru var. İşte Nasıl e, bana bir iş imkanı sağlayabilir? Bana ne gibi staj imkanları sunabilir? Bunu soruyorlar. Aynı zamanda da hocam e, yurt dışı imkanları çok sorulan sorular arasında. Bize bu iş imkanlarından, stajdan ve yurt dışı imkanlarından da kısaca böyle bir açıklama yapabilir misiniz hocam? Şimdi tercih çok önemli çünkü hayatımızı etkiliyor. Hatta bu şimdi vereceğimiz karar adayların inşallah zamanı geldiğinde çocuklarının ailelerinin hayatını da etkileyecek. Bu nedenle çok önemli bir karar. Bu karar verilirken bilgi altında verilmesi gerekiyor. Yani meslekler hakkında, bölümler hakkında, üniversiteler hakkında özellikle de bölümler ve meslekler hakkında ee, ...çok önemli bilgiler elde edilerek... E, ...kararların verilmesi gerekiyor. Çünkü bütün hayatımızı hatta... ...çocuklarımızın hayatını etkileyecek. E, bu nedenle... ...çok önemli bir karar. Şimdi... ...ayrıca bir de e, özellikle... ...Covid-19'dan sonra... ...değişen bir dünya var. Daha önce... ...işte biliyorsunuz... E, ...Endüstri 4.0 e, muhabbetleri... ...yapılıyordu. Bunu, herkes bunlardan... ...bahsediyordu. Yapay zekadan... ...vesaireden, e, bulut teknolojilerinden... E, ...sanal gerçeklik ortamlarından falan bahsediyordu. Biz artık şimdi bu Covid-19'dan sonra e, Endüstri 4.0'ı yani dijital ekonomiyi e, kurmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Daha önce ayak sürüyorduk, şimdi buna geçmek zorundayız. Şimdi e, böyle bir durumda e, ekonomideki, ülkedeki bütün kurumların e, kendilerini bu yeni dünyaya hazırlaması gerekiyor. Bunun başında da bu kurumların başında da üniversiteler geliyor... Biz de bu yeni durumu göz önünde bulundurarak hem yeni programlar açıyoruz hem de mevcut programlarımızın müfredatını bu yeni gelişmelere göre şekillendiriyoruz ki öğrencilerimiz mezun olduklarında çok farklı bir dünyada olacaklar. Bu dünyada bu dünyaya garip yabancı kalmasınlar. Kendilerini o dünyaya hazırlıyoruz. 5-10 sene ortaya çıkacak olan dünyaya hazırlıyoruz. Mesela bu sene ee, gelecekte çok önemli olacak olan yazılım mühendisliği programını açtık. Yazılım mühendisliği programımız 30 öğrenci alacak ve bunları yazılım konusunda sadece yazılım konusunda yetiştirecek geleceğin dünyası da yazılım dünyası zaten. Ayrıca iki yıllık e, düşünüp 2 yıl okumayı düşünüp bir an önce iş hayatına atılmak isteyenler için e, zaten meslek yüksek okulumuzda mevcut bölümlerimize bir de bankacılık ve sigortacılık bölümünü ekledik. Aynı zamanda öğrencilerimizin e, başarılı öğrencilerimizi çekmek ve bunları teşvik etmek için bu programa e, tam burslu yaptık. 20 öğrencimizi tam burslu olarak e, okutacağız iki yıl boyunca. Daha sonraki yıllarda da bu devam edecek. Dolayısıyla bu da bu programda kısa zamanda iş hayatına atılmak için e, önemli. E, ayrıca Mesela ben iktisatçıyım, iktisat bölüm başkanıyım. Oradan da bir örnek vermek istiyorum. Biz iktisat bölümü olarak birçok iktisat bölümünde bulunmayan ders koyduk bu sene. Zorunlu dersler, seçmeli dersler. Bu derslerin temel özelliği öğrencilerimizi, mezunlarımızı biraz önce bahsettiğim geleceğin dünyasına hazırlayacak nitelikte. Temel özelliği bu. Mesela e, bilişim teknolojileri dersi koyduk. Daha önce yoktu. E, ...algoritma e, veya e, kodlama veya bilgisayar programlamaya giriş diyeceğimiz diyebileceğimiz bir ders e, koyduk. E, i̇statistiki veri analizi dersi koyduk. E, i̇statistiki modelleme dersi koyduk. E, bilim, teknoloji ve dijital ekonomi dersi koyduk. Daha bunun devamı olarak R&D ve proje yönetimi dersi koyduk. Bütün Çünkü e, biraz önce bir e, haber okudum Dünya Ekonomi Forumu'ndan... ...onu da bir tweetle paylaştım... Gelecek dünyasında işgücü piyasası, emek piyasası çok büyük ölçüde değişecek. Mesela mal üreten e, sektörde, mal üreti, üretilen sektörlerde, endüstrilerde çalışanların oranı yüzde yirmi olarak yüzde yirmi azalacak. Yani insanlar, art, insanların işgücünün yüzde yirmisi imalatta, mal üreten endüstrilerde çalışmaktan vazgeçecek veya çalışamaz hale gelecek. Bunun yerine hizmetlerin payı, ki bunlar da artık bilgiye dayalı hizmetler, daha çok yazılım vesaire gibi hizmetler. Buralarda çalışanların oranı ise yüzde otuza yakın artacak. Dolayısıyla bu koyduğumuz dersleri gördüğümüzde, dikkate aldığımızda bu dünyaya, bu gelecekte ortaya çıkacak olan ekonomiye öğrencilerimizi hazırlayacağımız, hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu müfredat değişiklikleri bütün bölümlerimizde gerektiğinde yapılıyor. Bizim zaten temel özelliğimiz dünyanın en iyi Türkiye'nin, dünyanın ve Türkiye'nin ...en iyi üniversitelerinin... E, ...müfredatlarına yakın... ...en az onlar kadar iyi olan... ...müfredatla öğrencilerimizi... ...geleceğe hazırlamak olacak. E, şöyle... ...biz iş imkanları konusunda... E, ...çok e, çaba sarf ediyoruz. Bir kere kariyer merkezimiz var. Kariyer merkezimizi bu sene... ...yeniden yapılandırıyoruz. Öğrenci, me mezun olan öğrencilerimizi... ...daha sık e, arıyoruz. Onların... E, ...iletişim bilgilerini alıyoruz. CV'lerini alıyoruz. Sonra... ...bir e, mezun bilgi sistemi oluşturuyoruz. Bu sistemi firmalarla paylaşacağız. Firmalar ihtiyaçları olan e, personelin e, niteliklerini bu sisteme yükleyecekler. Aynı zamanda bu sistemde mezunlarımızın bilgileri de yer alacak. Biz bunları buluşturacağız. Bir bakıma bütün dünyada iş kurumlarının yaptığı bir fonksiyonu yerine getirmiş olacağız. Ayrıca e, Kalyon e, Mütevelli Heyeti Başkanımızın... E, yönetim kurulu başkanı olduğu Kalyon grubu şirketlerinde de e, hem staj yapma e, imkanları sağlayacağız hem iş bulma imkanları sağlayacağız. Biz mezunlarımızla birebir e, ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz. Ayrıca mühendislik fakültesinde ve iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesinde 7 bölümümüz koop sistemi uyguluyor. Koop şu demek son yarı yılda veya herhangi bir e, belli bir yarı yılda Öğrencilerimiz okula gelmiyorlar. Kesinlikle okula gelmiyorlar. Peki ne yapıyorlar? Ee, çeşitli endüstrilerde bizim seçtiğimiz, kendilerinin bulduğu, bizim de onayladığımız e, hem Gaziantep'te hem yurt içinde hem de yurt dışında akredite olmuş belirli özellikleri taşıyan firmalarda e, 9-5 mesai yapıyorlar. 3,5 ay tam 14 hafta işe gidiyorlar. Böylece iş dünyasına bir adım atmış oluyorlar hem meslekleriyle ilgili teoriyi e, pratik bilgilerle desteklemiş, bütünleştirmiş oluyorlar. Hem de iş dünyasından bir sürü insanla, yöneticiyle, iş adamıyla tanışmış oluyorlar. Zaten bunların bir kısmı çalıştıkları yerlerde, e, staj yaptıkları yerlerde e, mezun olduktan sonra çalışmaya devam ediyor veya bazıları tanıştıkları başka firmaların yöneticilerinin daveti üzerine oralara gidiyor, o firmalarda çalışıyor. E, dolayısıyla Yedi bölümümüzde bu koop uygulaması var. Bir de genelde biliyorsunuz adaylarımız ve aileleri bilirler veya duymuşlardır. Stajlar 20 günlük falan olur, yaz stajları olur. Bu tamamen farklı bir dönem boyunca endüstride uygulamalı eğitim adında bir staj bu. Çok uzun vadeli bir staj, 14 hafta boyunca sürekli işe gidip geliyorlar. Sanki bir işe başlamışlar gibi çalışıyorlar. Bunların sigortalarını üniversitemiz yatırıyor herhangi bir problem yok ve bu dersten mezun olmaları için geçmeleri gerekiyor. Bu da e, pratikle teoriyi birleştiren ve iş tecrübesi, mezun olmadan iş tecrübesi kazandıran bir program. Bu nedenle e, bizim mezunlarımız iş bulmakta zorlanmayacak zaten. Kalibre e, diye bir e, dernek var. Bu dernek e, Türkiye'de iş gücü piyasalarını inceliyor, mezunları inceliyor. Ve üniversitelerin mezunlarını ve bunların hangi hızda iş bulduklarını inceliyor. Bunun tespitlerine göre biz e, mezunları en hızlı iş bulan e, 10 üniversite içindeyiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak. Ayrıca 200 tane devlet üniversitelerini de buna katarsak toplam 200 üniversite içinde ilk 20'deyiz. Mezunları en hızlı bulan, en hızlı iş bulan üniversite olarak. Bütün bunlar bize gösteriyor ki biz mezunlarımızı hayata, geleceğe hazırlıyoruz. Evet hocam yani Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tercih edecek olan e, öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı olacak. Çünkü e, sizin de dediğiniz gibi e, çok hızlı iş buluyorlar ve staj imkanları çok yüksek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak öğrencilere ne gibi yurt dışı imkanları sağlıyoruz? Evet e, bu da e, önemli bir soru bir kere. E, öncelikle şunu e, belirtelim. Bütün bölümlerimizde öğrencilerimizin ikinci sınıftan sonra Erasmus Plus programlarına katılma imkanları var. Bunun için tabii ki bir ortalama yapmaları ve yabancı dil, İngilizce özellikle bilmeleri gerekiyor. Ondan belli bir puan almaları gerekiyor. Bu puanı alan ve bu programa kabul edilen öğrencilerimiz çok sayıda 36'ya yakın ülkede yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde Avrupa ülkelerine Erasmus programı çerçevesinde gidip bir dönem okuyorlar. Orada aldıkları derslerini getirip bizde saydırıyorlar ve böylece bir dönemi yurt dışında okumuş oluyorlar. Bu hem onların yurt dışı tecrübelerini, temaslarını artırmış oluyor, aynı zamanda yabancı dillerini, İngilizcelerini geliştirme fırsatı veriyor onlara. Tabii ki bunun için öğrencilerimizi hazırlıyoruz da. Bazı fakültelerimizin bütün bölümleri İngilizce yüzde yüz İngilizce eğitim yapıyor. Bazı fakültelerimizde de belirli bölümler bunu yapıyor. Buradan hazırlanmış oluyorlar. Ayrıca birinci sınıfta İngilizce derslerimiz var. Sonra birçok bölümümüzde sekiz yarı yıl boyunca seçmeli İngilizce dersler var. Öğrencilerimizi yurt dışına çıkmalarına, öğrencilerimizin yurt dışına çıkmalarına fırsat vermek için onların İngilizce öğrenmelerine zemin hazırlıyoruz böylece. Ayrıca başka Avrupa'nın dışında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var. Amerika'da bazı üniversiteler var. Uzak Doğu'da üniversiteler var. Özellikle mühendislik öğrencileri için bu geçerli. Öğrencilerimiz bu ülkelerde de gidip belli bir dönem okuma imkanı bulabiliyorlar Ayrıca belli ortalamaları tutturan öğrencileri Tabii ki çok pahalı bir işlem bu masraflarını kendileri karşılamak üzere ...anlaşmalı olduğumuz bazı üniversitelerde İngilizce eğitimi hazırlık eğitimi almalarına imkan veriyoruz bunu organize ediyoruz uygun bir şekilde sonra biraz önce anlattığım koop sisteminde Yurt dışından buldukları firmalarda çalışma imkanı sağladığımız için Koop'ta bunu da kabul ettiğimiz için e, bu kanalla da e, yurt dışına çıkmış oluyorlar. Ayrıca üniversitemizde şu ana kadar e, yaklaşık olarak 300 e, uluslararası öğrenci var. E, epey sayıda e, uluslararası öğretim üyesi var. E, çeşitli ülkelerden e, 30'a yakın ülkeden öğrencimiz var. Bu, bu yıl daha da artacak. E, çok iyi öğrenciler almak istiyoruz. Avrupa'dan e, yatay geçiş yoluyla çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerimiz de var. E, Türkiye içinden çok iyi üniversitelerden öğrencilerimiz geliyor. Böylece bu uluslararası öğrenciler, uluslararası öğretim üyeleri, yurt dışına çıkma imkanı, bütün bunları bir arada düşündüğümüzde öğrencilerimiz e, yabancılarla veya uluslararası öğrencilerle, e, değişik kültürle, kültürlerden öğrencilerle, insanlarla sürekli karşı karşıya. E, aynı zamanda İngilizcelerini geliştirmek için Speaking, speaking Club e, veya konuşma kulüpleri dediğimiz her sene e, yabancı dilleri yüksek okulumuzun düzenlediği ve e, öğrencilerin gelip orada hocalarıyla birlikte İngilizce konuşmaya çalıştıkları ve pratiklerini geliştirdikleri bir şeyimiz var, bir programımız var. Bütün bunlar yurt dışı e, temas imkanlarını e, artırıyor. Peki hocam, e, üniversitemizi tercih etmek isteyen e, üniversite adaylarına yönelik. Ne gibi burs imkanları sunuyorsunuz veya başarılı olan öğrencilere sunduğunuz bir başarı bursu, başarı imkanlarınız var mı? Evet. Asan Kavancı Üniversitesi tam anlamıyla bir vakıf üniversitesi. Burslar söz konusu olduğunda bir kere e, YÖK burslarımız var. Bütün bölümlerde YÖK bursları var. %100 e, tam burslu, %50 burslu, %25 burslu e, bir kere kontenjanlarımız var. Hatta bu sene bunlar %15'e çıkarıldı, %10'du. Ayrıca lisansüstü programlarda da e, YÖK e, %15 oranında kayıtlı öğrencilerin %15 oranında burs vermemizi e, bu sene e, bildirdi, istedi. Bunu da yapacağız. Dolayısıyla böyle bir bursumuz var. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi, e, rahmetli Hasan Kalyoncu'nun ön, öncülüğünde çok az sayıda eğitime gönül vermiş, eğitim sevdalısı insanlar tarafından kurulduğu için eğitimi desteklemek, başarıyı desteklemek bizim öğrenci, bizim e, üniversitemizin bir misyonu e, oldu adeta. Bu nedenle biz başarıyı desteklemek için çok değişik burslar veriyoruz. Bunlardan bir tanesi e, Türkiye genelinde YKS'de e, sıralamaya girmiş öğrencilere verdiğimiz e, imkanlar. Bir kere bu ilk 10 bine giren öğrencilerimiz Burs tam burslu olarak üniversitemizde okuyorlar 4 yıl veya 5 yıl boyunca bölümlerine göre. Ayrıca bu öğrencilerimize aldıkları derecelere göre 1000 lirayla 5000 lira arasında nakit ödemeler yapıyoruz. 8 ay boyunca her ay mesela ilk yüze girenlere 5000 lira gibi, ilk yüzde 500 arasındakine 4000 lira gibi, 5000 10 ile 10.000 arasında olanlara 1000 lira gibi... Böyle nakit e, imkanlar da sağlıyoruz e, burslu tam burslu olarak okumalarının yanında. E, bakın bu da yine başarıyı ödüllendirmenin bir parçası bir şekli. Ayrıca bir şey daha var e, bunun yanında e, üniversitemize bazı öğrencilerimiz puanları düşük olduğu için ücretli olarak giriyorlar çeşitli bölümlerimize. Bunları da unutmuyoruz. Bunlar içinde e, bunlar içinden de başarılı olanlara burs imkanları sağlıyoruz. Ee, bu da yine başarıyı ödüllendirme. Öğrencilerimiz bir yıl sonunda genel not ortalamalarını 3.50 ve bunun üzerine çıkardıklarında 4'e doğru 4 üzerinden notlamamız puanlandırmamız 3.50 ve daha yukarı puan elde ettiklerinde %25 ile %100 arasında değişen burslar kazanabiliyorlar. Not ortalamalarına göre. Biraz önce daha dün ve biraz önce imzaladım. 49 kişi bu sene ...ücretliyken bursluya geçti. Bunların çoğu da yüzde yüz burslu. Yani bu e, üniversitemiz... ...bunlar arasında da hiçbir ayrım yapmadan... ...mütevelli heyetimiz kendilerine buradan... ...teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sağlıyor. Ücretli baş, başlayan öğrencilerimiz... ...burslu olarak okuyabiliyorlar. E, bu da tamamen başarıya... ...odaklı bir şey. Başarıyı... Ödelle, ...ödüllendirme programı. E, bu nedenle bunu da... ...vurgulamam gerekiyor. Ayrıca... Milli sporcularımıza bunu belgele, belgelemeleri şartıyla yüzde yüz ıı, ücret indirimi yapıyoruz. Ee, eş ıı, eşler ıı, ondan sonra kardeşler okuduklarında üniversitemizde birlikte okuduklarında bunlardan bir tanesine eş indirimi veya kardeş kardeş indirimi sağlıyoruz. Ayrıca ıı, ıı, şehit çocukları ve gazi çocuklarına %100 burs imkanı sağlıyoruz. Bunun gibi çok sayıda değişik burs programlarımız var. Bütün bunların amacı çok iyi öğrencilerimizi çok iyi olup da çalışkan olup da ekonomik imkanları okumaya müsait olmayan öğrencilerimizi desteklemek. Kısacası başarıyı desteklemek. Öğrencilerimizden istediğimiz yeter ki başarılı olsunlar. Biz onların arkasında durmaya her bakımdan ve her zaman hazırız. Evet hocam burada şunu diyebiliyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi gerçekten oldukça fazla e, burs veren bir üniversite. Bir öğrencimiz yani burssuz dahi girse burs kazanma ihtimali anladığımız kadarıyla yüksek. Öğrencimiz yeter ki başarılı olsun. E, hocam Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ne gibi fiziki imkanlar sunuyorsunuz? Ne gibi Arge çalışmalarınız var? Bunlarla ilgili de bize bilgi verir misiniz? Evet teşekkür ederim. Şimdi bir kere biz bir kampüs üniversitesiyiz. Yemyeşil bir kampüsümüz var. Çok şirin biraz bayırda böyle yokuşu var ama e, biz Gaziantep'liler olarak aynı zamanda e, beslenme konusunda da iyiyiz. E, dolayısıyla e, aynı zamanda biraz yokuşu olduğu için kilo verme imkanı da buluyoruz. Onu da e, dinleyicilerimizle paylaşalım adaylarımızla. Fakat kendini yorgun hisseden öğrencilerimiz olabilir, hocalarımız olabilir. Bunlar için yürüyen merdiven de yapmış durumdayız. Biraz yokuş ama yürüyen merdiven, asansör imkanlarımız da var. Bir kere yemyeşil bir kampüsteyiz. Binalarımızın binalarımız mimari bakımdan Selçuklu mimarisini yansıtıyor. Ağaçlarımız, çiçeklerimiz büyüdüler, binalarla bütünleştiler. Harika bir manzara, harika bir ortam oluşturuyor. Ee, bazı şehirlerde biliyoruz ve duyuyoruz apartman üniversiteleri var. Ee, biz birçok üniversitenin kampüsüyle yarışabilecek düzeyde güzel bir kampüse sahibiz. Ee, kampüsümüzde e, her bir fakültenin aşağı yukarı bir binası var. Ee, sonra büyük amfilerimiz var. Ee, 900 kişilik e, bir auditoriumumuz var, konferans salonu. Bu çok modern bölgenin en iyi konferans salonlarından bir tanesi. Burada her yıl yüzlerce kültürel, sosyal, akademik faaliyet gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizi bıktıracak kadar faaliyet yapıyoruz derslerin yanında. Çünkü onların kişisel ve kültürel e, sanatsal gelişimleri son derece önemli. Buna da önem veriyoruz. Ayrıca bir öğrenci merkezimiz var. Öğrenci merkezinde iki katlı çok güzel merkezi kafeteryamız var, yemekhanemiz var. Onun dışında çok sayıda e, her zevke hitap eden e, değişik e, be, beslenme mekanlarımız var. Spor imkanlarımız var. Zaten bilinen e, çok yaygın olan sporlar için işte mini futbol sahası basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, işte fitness salonu. Ayrıca bölgenin ilk ve tek golf sahası. Çok değişik imkanlarımız var. Ayrıca çok güzel girişte bir mescidimiz var. Her türlü ihtiyacı karşılamak için şeylerimiz, imkanlarımız hazır. Kampüsümüz çok güzel. Dolayısıyla öğrenci ha şeyden bahsetti. Onu unuttum ben. Onu vurgulamamız gerekiyor. Barınma imkanları. Ee, kampüsü, kampüsümüzde arsasını bizim sağladığımız KYK'nın yaptığı yani yurt kurun eski ismiyle yurt kurun yaptığı yurt var. 304 kişilik kız yurdu. iki blok, blok halinde. Kız öğrencilerimiz burada kalıyor. Fakat şeyleri harika. Ee, hem inşaatı, kalitesi ...odaları üç kişilik... ...içinde her şeyi var... ...son derece güzel yurtlar... ...ayrıca bir erkek yurdu yaptık... ...ondan farklı bir yerde... ...yine kampüsümüzün içinde arsasını biz verdik... ...erkek yurdumuz hazır durumda... ...KYK'ya ait... ...ayrıca bir de Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin... ...kendisinin inşa ettirdiği bir yurt var... ...bu da çok lüks bir yurt... ...büyük bir ihtimalle onu da... ...KYK'ya devredeceğiz ve o işletecek... ...böylece... Ee, tercihlerini yaptıktan sonra yurt tercihi yapacak olan öğrencilerimiz rahatlıkla buralarda kalabilirler. Aşağı yukarı 1500 kapasitelik yurt e, imkanımız var. Bunlar olmasa bile ki öğrencilerimiz buraya sığıyorlar bu kapasiteyle, idare ediyorlar. Çünkü öğrencilerimizin çoğu Gaziantep'te oturuyor. Gaziantep'li hemşehrilerimizin çocukları geliyor üniversitemize. Ee, buralar yetmese bile... 5-10 kilometre mesafede hem özel hem de devletin yurtları var. Orada kalma imkanları da var. Oradan da rinklerle 10 dakika içerisinde, 10-15 dakika içerisinde üniversitemizde oluyorlar. Böyle barınma imkanlarımız da son derece iyi. Peki hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı programı kapatmadan önce? Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Tekrar en başta söylediğimi vurgulamak istiyorum. Çok önemli bir tercih. Ee, i̇nşallah hiç kimse bu e, yapacağı tercihlerin sonucundan pişman olmaz. Tercih yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani hem teknik olarak tercih tekniği bakımından hem de meslekler ve bölümler hakkında çok iyi bilgi alarak e, tercih yapmamız gerekiyor. Bunun için biz bütün gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Bir kere kampüsümüzde 3000 kişilik gösteri ve sanat merkezimiz merkezimizde bir kapalı spor salonundan daha büyük, çok daha büyük olan bir mekanda 14 sağlık kuralının alındığı, e, sağlık kuralının e, kuralı ile ilgili bütün tedbirlerin alındığı bir tanıtım ve tercih e, merkezimiz var. Yerimiz var. Yakındaki e, Gaziantep'te oturan ve çevrede oturan üniversite adaylarının aileleriyle birlikte gelip bu nezih ortamı görmeleri ve orada kendilerini bekleyecek olan, bekliyor olan bütün bölümlerin 27 bölümün tamamına ait hocaların, mensup hocaların bulunduğu kendilerini, meslekleri, mesleğin özellikleri bu bölümlerde okuyacak öğrencilerin ne gibi özellikler gerektirdiği, mezun olduktan sonra nerelerde çalışabileceği konusunda kendilerini bilgilendirmeye hazır olan merkezimize gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bizi tercih etsinler veya etmesinler bu önemli değil bizim toplumsal sorumluluğumuz, sorumluluğumuzun bir parçası bu. Dolayısıyla biz onlara bilgi verelim, onlar kendileri bu bilgi altında tercihlerini yapsınlar. Ayrıca Kalyon e, Kavşağında e, sürekli eğitim merkezimiz var. Sürekli eğitim merkezimizde de rehber öğretmenler. E, biraz önce onu söylemeyi unuttum. Gösteri ve sanat merkezimizdeki tercih günlerinde de e, birkaç tane. Rehber öğretmenimiz, tercih uzmanımız bulunuyor. Bunlar da tercihlerde yardım ediyorlar. Ee, sürekli eğitim merkezinde de bu imkan var. Ayrıca e, üniversitemizin sitesini ziyaret ederek bilgi alabilirler. Üniversitemizin web sitesinde e, aday öğrenci e, sayfası var. Orayı tıklayarak gerekli bilgileri al alabilirler. Çağrı merkezimizi ar arayabilirler. Ayrıca online tanıtım merkezimizle iletişim kurarak gerekli e, bilgileri alabilirler. Mutlaka bilgi alarak e, tercihlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca biz öğrencilerimizle birebir ilgileniyoruz. Biz, bizzat ben rektör olarak bana yazan bütün öğrencilerimize cevap veriyorum veya cevap verecek kişilere yönlendiriyorum ve sonuçlarını da alıyorum. Bize de yazabilirler. Biz öğrencilerimize her türlü türlü bilgi vermeyi ve tercihlerini sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamayı e, amaçlıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Pek hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. E, aynı zamanda da programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, beni ağırladınız. E, ben e, tercih yapacak olan ayın 14'üne kadar bütün e, üniversite adaylarımıza, ailelerine ee, başarılı tercihler, hatasız tercihler, sonunda pişman olmayacakları tercihler yapmalarını e, temenni ediyorum. Ve kendilerine girecekleri bölümlerinde başarılar diliyorum. Ee, teşekkür ediyorum tekrar. Peki hocam biz de teşekkür ederiz tekrar verdiğiniz bilgiler için. Bir Kampüs Kılavuzu programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka Kampüs Kılavuzu programında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, Heykev Radyo ile kalın. Müzik